dün fikrini esas... Kaşla göz arasında altın bilekliği böyle çaldı. Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek müşteri yoğunluğundan faydalanan iki kadın kaşla göz arasında altın bilekliği çaldı. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Merkez Atatürk Caddesi Ulu Cami karşı tarafında bulunan Ferhat Gürsoy'a ait bir kuyumcuya giren kimlikleri henüz tespit edilmeyen iki kadın şahıs, burada müşteri yoğunluğundan faydalanarak altın bileklik almak istediklerini söyleyerek bileklikleri incelemeye başladılar. Bilekliklere bakan kadın şahıslardan biri eline aldığı iki bileklikten birini kaşla göz arasında elinde bulunan cüzdanın arkasına koyarak saklarken diğer bilekliği de koluna takarak denedi. Denediği bilekliği yeniden yerine koyan kadın şahıs cüzdanının arasında sakladığı bilekliği de üstünü düzeltir gibi yaparak göğsüne koydu. 14.000 TL değerindeki altını alan ve soğukkanlı tavırlarla hareket eden kadın şahıslardan biri ise yanında getirdiği birkaç küpeyi de kuyumcuya sattı. Parasını alan ve çaldıkları bileklikle kayıplara karışan kadınların gerçekleştirdiği olayı bir süre sonra fark eden kuyumcu çalışanları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis ekipleri altın hırsızlarının bir an önce bulunması için çalışma başlattı. Kuyumcu sahibi Ferhat Gürsoy ise olayı anlatarak her iki kadın şahıstan da şikayetçi olacaklarını ve şahısların bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Dün iki müşterimiz yüzük alışverişi yaparken iki tane de bayan yoğunluktan faydalanarak içeri geliyor. Ramazan abi de bana yardımcı olduğu için bayanlar da acelemiz var, bilekliklere bakabilir miyiz dedi. Bileklikleri önüne çıkardık, Ramazan abi bakarken orada göz aldatmacasıyla bir tane alim derken iki tane alıyor, bir tane avucunun içinde gizliyor, bir tanesini kolunda denemiş gibi yapıp tekrar indiriyor ve bu şekilde bir tane bilekliğimizi 13,5 gram ağırlığında 14.000 değerinde bilekliğimizi götürüyorlar. Polise bilgi verdik. Bilgi verdik, kamera kaydı yapıldı, şikayetçi de olduk. Bilgi verilecek dendi, daha da bir cevap yok.